kadınıyla erkeğiyle, etrafındaki bütün insanlara o kadar güzel bir örnek veriyor ki, Allah'a yönelmek, Allah'ı sevmek, Cenab-ı Allah'ın muhabbetinde yok olmak, tam tevhid haline kendi kalbini teslim etmek. Ve çok çok büyük sözler söylüyor. Mesela bir gün birkaç erkek geliyorlar yanına. Ya Rabbi ya diyorlar, niye bu kadar ibadet ediyorsun ki? Niye korkuyorsun ki diyorlar. Yani ne yapsan yap, hangi makama çıkacaksın ki? Hiç kadınlardan peygamber olmuş mu diyorlar Hazreti Rabia'ya. Hazreti Rabia dönüyor, doğru söylüyorsunuzdur ama bence sizin benden daha çok korkmanız lazım. Evet, kadınlardan hiç peygamber çıkmamıştır ama kadınlardan hiç Firavun ve Nemrut da çıkmamıştır. Ben Rabbinizim diyen insanların hepsi erkeklerden çıkmıştır. Siz daha çok korkun diyor, nefsinizin sizi ilahlaştırmasından diyor. Ve o sözleri söyleyenler başlarını önlerine eğiyorlar, utanarak Hazreti Rabia'nın huzurundan çıkıp gidiyorlar. Kim giderse ondan bir şey kapmış. Hasan-ı Basri'den tutun, Malik bin Dinar'dan tutun, İbrahim bin Ethem'den tutun, Ebu Abdülhafif Hazretlerine kadar o devrenin mutasavvıflarının, Basra ehli denilen zatların hemen hemen hepsi Hazreti Rabia'dan bir şeyler öğrenmiş ve hepsi hatun olduğu halde Hazreti Rabia'nın Kudüs-i Sülhâ kendilerinin büyüğü olduğunu söylemişler. Mürşid-i Kutb-u Gavsani, Tacaseri Alemani, Rahber-i Şeyh Humelani, Şihabuddin, Seyyid-i Taha.